Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Işıl. Bu kanalda güzellik, vlog, motivasyon, o tarz paylaşımlar yapıyorum. Tek düze bir paylaşım yapmıyorum. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız bu video aracılığıyla beğenmeyi ya da abone olmayı unutmayın. Şimdi gelelim asıl bahsetmek istediğim konuya. Bu konu hakkında konuşmayı çok istiyordum çünkü çok uzun süredir bir şeyler paylaşıyorum, bir şeyler araştırıyorum, çeşitli belgeseller izliyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum vesaire. Şimdi ben önceliğinde en başa döneceğim. Ben bundan 2-3 yıl önce 82 kiloydum ve 65'e kadar indim. Bunu zaten bir videoya aldım. Yerimde Olsan kanalımda izlendi bayağı da. Bayağı da kişi kilo verdi. Ama o videoda gerçekten çok büyük yanlışlar vardı. Şu an bildiklerim çok farklı. Orada yaptıklarım çok farklı. Savunduklarım çok farklıydı. Ama yine de bir şekilde kilo verdim. Etrafımdaki pek çok insana verdi. Ama neleri yanlış yaptım? Nasıl tekrar kilo aldım? Birazcık bunlardan bahsedeceğim. Ve nasıl verdiğim, kullandığım birkaç farklı yiyecek ve tavsiyeler olacak. Onlardan da biraz bahsedeceğim bir video olacak bu. Şimdi ilk olarak ben orada kilo vermiştim ve tekrardan kiloyu aldım. Yani bu bir hayat ve yaşam düzeni olmadığı için tekrardan aldım. Yani kendimi orada kısıtladığımı fark ettim. Gerçekten geçmişte çok kendimi kısıtlamışım ki tekrardan kilo alabildim. Ve başladığımda, yani bunu karar vermek istediğimde bir türlü olmuyordu. Bir gün spora gidiyordum, yani yürüyüşe çıkıyordum, sonraki gün boş veriyordum. Bir gün yoga yapıyordum, sonraki gün boş veriyordum. Yemem, bir gün yiyordum, bir gün yemiyordum. Böyle saçma bir düzen var. Hatta bu düzen sayesinde çok daha fazla kilo aldım o şeylere kadar. 76'ya kadar çıktım. Bu da kötü bir şey gayet. Daha sonra da dedim ki, yani arkadaşımla, bu arada Sefa diye bir arkadaşım var, kız arkadaşım. O da çok güzel, çok iyi bir şekilde spora gidiyordu sürekli. Ve beni birbirimizi sürekli teşvik ediyorduk. İşte sen de git, sen de şey yap, artık spor salonuna mı gitsen falan tarzında beni teşvik ediyordu. Bir gün birlikte gittik. Bu arada hani sırf gerçekten gidin diye söylemiyorum ki, ben spor salonlarını tavsiye etmekten ziyade bu seven ve hani istekli biri değildim. Oraya kesinlikle zumba, spinning, pilates, bu dersler için gittim. O öyle dersleri seviyorum ve aktif olarak grup halinde olduğumuzu yapmak zorundalığından dolayı bırakamıyorum mesela. Hani o yüzden de yapabiliyordum. Yapabileceğime de inanıyordum. O yüzden birlikte gittik. Ve hani anlaştık, ailemle de konuştum. Tamam dediler. Ben o şekilde bir gün spora gittim. Daha sonra spora gittiğim ilk gününde bana orada diyetisyenin de olduğunu, ücretsiz ondan da yararlanabileceğimi söylediler. Ve bu hani beni aşırı mutlu etti. Spor salonunun ismini aşağı yazarım. Kesinlikle sponsor bir video değil. Kendim ödedim. Hatta onların bu videodan haberi olacağını da düşünmüyorum. Daha sonra ben yine tabii abur cuburlara devam ediyorum, çikolataya falan. Sonra diyetisyenle randevu aldım ve gittiğimizde çok farklıydı. Çıktığımda, o anki konuşmadan çıktığımda çok farklıydı. Yani ne olmak istediğime, ne yapmak istediğime dair yani böyle bir perde vardı sanki. O perdeyi kaldırdı. Yani çok güzel bir şekilde gerçekten, hani Işıl, gerçekten ne yapmak istiyorsun? Bir yanıt oldu diyebilirim o konuşmamız. Bunun hakkında eğer istiyorsanız motivasyonla ilgili bir konuşma hazırlayayım. Çünkü o da bence apayrı bir konu. Apayrı bir şey, nasıl başlanılır, nasıl devam edilir tarzında. Bence en önemlisi nasıl başlamak ve motivasyon. Diğer türlü her şey gelir. Ve birazcık yemeklerinizi lezzetlendirebileceğinizi unutmayın. Nasıl yapabileceğinizi unutmayın. Yani onu bilin. Bu da çok önemli. O yüzden de biraz araştırmak ya da böyle hap videolar gerekli. Her neyse, işte isterseniz aşağıya yorum yazın. Ben mutlaka çekeceğim. Zaten aklımda da var çekmek. Daha sonra işte düzenli bir şekilde gitmeye başladım. Yemek hakkında bana, kendim vejetaryen besleniyorum bu arada ben. Onun hakkında nasıl sporda protein almamı ya da karbonhidratı doğru almamı, özellikle şu konuda çok yanlışlar var. Karbonhidratı yemiyor ve buna kaçınıyor bütün sporcular neredeyse. Bütün sporcular demeyeyim de hani bilinçsiz kişiler. Karbonhidrat çok önemlidir. Onu da sağlıklı besinlerde yapmamız lazım. Çünkü sonuçta karbonhidrat, yağ ve protein üçlüsü hepsi ayrı ayrı önemli. Ama tabii bunu nasıl yiyeceğimiz önemli olan, nasıl tüketeceğimiz önemli olan.
Her neyse işte ben haftada 3 gün, 2 gün, bazen canım sıkıldığında 2 gün. Ama mutlaka 3 gün gitmeye çalışıyorum. Spinning derslerini çok seviyorum. Bisiklet şeklinde böyle havada bisiklete binmek, ayakta. İşte şınav çekmek tarzında böyle bisiklet sürerken. Çok güzel ve eğlenceli. Zumba da öyle. Zumba da çok eğleniyorum. Ve beslenmeme de çok dikkat ettim. Gerçekten hiçbir şekilde de çikolata yemedim belli bir süre. Bir buçuk ay yani bu süre zarfında kilo çikolata da yemedim. Böyle şekerli şeylerden uzak durmaya çalıştım. Bu konu hakkında da ayrı video çekeceğim. Çünkü şekersiz beslenmek çok farklı hissettiriyor. Çok farklı bir karar. Ve bunun bana nasıl karar vermemi sağlayan ne oldu, neler oldu bunun hepsini gerçekten haftalar boyunca anlatabilirim yani kısa kısa videolarla. Çok çünkü ben burada size şekeri bırakın. Şeker çok kötü bir şey, çok zararlı bir şey dersem emin olun hiçbir faydası yok. Çünkü bana da ben şekerli besinler yerken ya da şekerli çay, kahve içerken işte Işıl artık şeker içme dediklerinde sus ya deyip şeker atıp şeker içiyordum. Yani bu gayet normal bir şey. Çünkü hani insanız biz. Ne yapma dersen onu daha da yapıyoruz. Bu normal bir şey. O yüzden sağlığımıza ve ileride zamanlarda hayatımıza nasıl bir değişiklik olacağını öğrenmezsek ya da bunu araştırmazsak hiçbir şekilde insanları takmayacağız. Siz de beni takmayacaksınız. Ben de başkasını takmadığım gibi. O yüzden bunu ayrı bir videoda anlatacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben şu anda 1,5 ayda 7 kilo verdim. 76'dan 69'a düştüm. Bu arada her zaman haftada bir tarzında olmadı. Bazen hiç veremedim, bazen bir anda verdim. Vücudumuz bu konuda da çok şeydi böyle, tereddütlü oluyor. Mesela diyetisyenimle konuştuğum zaman ben hep şey derdim. Mesela bir gün gidiyorum, ya işte bu hafta hiç kilo veremedim, bu hafta çok kötüydü. Kendimi motivasyonu düşük hissettim dediğimde bana diyordu ki, belki bilenleriniz vardır. Vücut kendini belli bir süre sonra savunmaya çeker. Yani savaşta mısın ya da ani stres anında mısın? Bunu anlamaya çalıştığı için ve tutar. Yani o kiloyu kaybetmemeye çalışır. Ve bazen insanların bünyeleri değişik olabiliyor. Sen çok bir ayda 10 kilo verirsin. Ben 5 kilo bile veremem. Hani farklı olabiliyor metabolizma vesaire yaşta dahil buna. O yüzden de hiç umursama dedi. Kilo vermek önemli olan değil dedi. Önemli olan bunu sürdürebilmek dedi. Gerçekten de doğru söylüyor. Önemli olan bir şey sürdürebilmek. Vücutta zaten ben onu devam ettiğim sürece tekrardan kilo vermeye başlamada bir haftada 2 kilo falan 2-3 kilo verdim yani. Böyle şok oldum. Mesela geçen hafta gelebildiğim bir pantolonla, hani gel ya da olan bir boyfriend pantolonum var. Çok da seviyorum. Diğer hafta giremedim ve hani çok üzüldüm. Daralttırsam yine zayıf diyeceğim, hani yine daraltılacağım. Şu an öyle bir kötü andayım ki çok ara kiloda olmak da iyi değil aslında. Ama işte elbiselerle, bol şeylerle böyle hani o şekilde giymeye çalışıyorum şu anda. Ben tabii süper gıdalara merak sardım. Hatta kitabı da burada. Ayhan Ercan'ın Bu Doğal Süper Gıdalar. Ya ben sadece şey konumunda değilim artık şu anda. Ben zayıflayacağım ve mükemmel bir insan olacağım. Muhabbeti ne diyeyim? Ben gerçekten sağlıklı olacağım. Ben spora giderken de bu tarz yiyecekleri yerken de gerçekten sağlıklı olmak için bunu yapıyorum. Kilo vermek amacınız olabilir ama gerçekten önemli olan sağlıklı olmanız. Çünkü siz ya tabii hepimiz belli bir günde öleceğiz ama kaliteli yaşamak çok önemli. İyi hissetmek çok önemli. Ve ben hani yavaş yavaş Ayhan Ercan'ın da dediklerini, tavsiyelerine uyarak ve bir şeyler yaparak gerçekten çok iyi bir şekilde iyi bir yolda olduğumu düşünüyorum. O yüzden de bu kitabı satın aldım. İlk başta ürünlerini almadan önce bu kitabı satın aldım. Bu arada Instagram'da Ümit'in Serüveni adlı bir Instagram hesabı var. O da çok güzel tarifler paylaşıyor. Ayhan Ercan'ın küçük böyle dipnot şeylerini paylaşıyor ve yapıyor da. Onu da takip edebilirsiniz. Instagram'dan Ayhan Ercan'ın dediğim gibi bu kitabını aldım. Burada mesela matcha hakkında bilinenleri, bilinmeyenleri, bize yararları, her şey yani. Aklına geleceğiz her şey süper gıdalar var. Chia da dahil. Daha sonra da ben bunu aldıktan ve okuduktan sonra, tabii yavaş yavaş okuyorum sinire, Chia Dox'u aldım. Chia Dox nedir? Detoks için kullanılan bir karışım. Yani bunun için, yani bunu 3 gün boyunca sabah, öğle, akşam şeklinde tüketiyorsunuz. Ya da 5-7 günde olur. Ben hani onu yapmadım, yapamadım. Çünkü
çalıştığım için şu anda hani okul başladığında yapabileceğimi düşündüğüm için onu yapmadım ama bir hafta boyunca akşam öğünlerimde tükettim. Çünkü chia dogs yaparken hiçbir şekilde hayvansal gıda da tüketmemeniz gerekiyor. Ya, tamamen vücudunuzu temizlemesi amaçlı, zayıflama amaçlı değil kesinlikle bu. Ama şöyle bir etkisi var. Gerçekten çok güzel zayıflatıyor ve vücudu temizliyor ve sizi açta bırakmıyor. Benim önceden mesela ben kendi kendime ya da alırdım dışarıdan işte o sebze suları falan, onlar çok tok tutmuyor beni. Gerçekten acıkıyorum. Ama chia zaten içinde şiştiği için karnımızda tokluk hissi de veriyor. Bunu da ayrı bir videoda anlatacağım ama içerisinde yok gerçekten chia, kiraz sapı, ıspanak, çörek otu spirulina, badem, dereotu, bir sürü şey var. Bendeki vanilyalı, bunun başka boyutları da var. Bunun etkileri de gerçekten çok çok güzel. Bu da kilo vermemde yardımcı oluyor. Mesela bayram süresinde bir baklava yedim ama çok beni rahatsız etti mesela. Şey olarak vücudan de artık istemiyorum o tarz şeyleri tüketmek. Hani bunu akşam mesela tüketiyorum. Gerçekten vücudum daha temiz oluyor. Ben akşam tüketmeye özen gösteriyorum. Daha iyi geldiğini düşünüyorum. Zaten günlük tüketenler de öyle söylüyor. Ben elma suyuyla tüketiyorum bu arada bunu. Sonra Kakaoni bir Watsons'ta şöyle bir ürün gördüm, Ayhan Ercan'ın. Kakaonibi. Kakaonibi'ni zaten okumuştum ve ben deli gibi kakao seven bir manyak gibi bir şeyim. Aşırı seviyorum. Kakao, yani kakao da çikolata, her şeyini deli gibi seviyorum. Ve bunu da bastırabileceğim bir yöntemin olmasını çok çok istiyordum. Ya bitter çikolataları ne kadar gerçekten içerisinde kakao oranının saçma olduğu ve kakaonun da yararlı olmadığını bu kitabın içinde gerçekten görüyorsunuz. Zaten o beyaz çikolatalar ve süt çikolata hiçbir yararı, hiçbir şeyi yok. O hani diyorlar ya kakao çikolata aslında çok yararlı falan diye, öyle bir şey yani olmadığını kitap söylüyor. Ben size burada anlatıyorum. Sonra da kakaonibini aldım ve bunu mesela muzların üzerine, işte yoğurtlu yulaflı şeylerin üzerine çok az çok az döküyorum ve çok farklı bir tadı var. Kesinlikle çok güzel bir kakao kokuyor. Ve böyle bunu yedikten sonra mutlu oluyorum. Gerçekten serotonin hormonunu salgılıyor. Zaten kitapta da yazıyordu, serotonin hormonunu salgılıyor. Hatta bunu maca powder'la kullanınca çok daha etkisini görüyormuşsunuz. Onu daha almadım. Onu da alacağım en yakın zamanda. Böyle smoothie'ler hazırlayacağım. İşte maca powder, işte buğday çimi tarzında. Onlar da aklımda. Ama bu gerçekten çok güzel. Mutlaka bunu bir deneyin. Fiyatı 30 lira. Ben 1,5 aydır neredeyse bunu kullanıyorum ve gördüğünüz gibi çok her gün neredeyse kullanıyorum. Şurada daha hani şuradan şuraya geldi. Çok da iyi gidiyor. Kakaonun gerçek saf çekirdeği olarak geçiyor bu. Kırılmış şeklinde, yani işlenmemiş hali kakaonu ve çok yararlı var. Gerçekten bir sürü de yararı var. Ben bunu tüketiyorum. Bir de son olarak ekmek yerine ne yediğimden bahsedeyim. Diyetisyenim bana dedi ki işte çağdaşlı ekmekler, onları yiyebilirsin. Bu unonun var ya hani ekmekleri, ama onların içerisinde de çok şeker var. O da bilginiz olsun. Ne kadar sağlıklı olursa olsun. Tabii ki beyaz ekmek kadar yok ama yine de onlarda da var. Bana şey demişti. Şu vasaları biliyorsunuzdur. Ben daha önce hiç yememiştim. Bu vasanın şeyini yemiştim ama hani bu granolalarını. Allah'ım, onların da yanlışlıkla önerdiğim günleri biliyorum. Onlardan uzak durun. Ne olur barlardan özellikle uzak durun. İçerisinde işte granolalı, işte tahıllı mahıllı deyip bir sürü şeker basıyorlar. O yüzden de ben de iyi bir şey yemek istediğim için bunu aldım. Bunu ama bunu beğenmedim çok fazla. Tam buğdaylısı daha güzeldi. Bu içinde bitti şu anda ama daha farklı beyaz, sarı, yeşili daha güzel. Bu işte bu şekilde bir şey. Ben normalde kızartılmış şeyi çok seviyorum. Ekmeği çok seviyorum. Dedim ki annem sert bir şey olsun. Yani bu da uydu ona. O yüzden bunu tüketiyorum. Çok da güzel oluyor ekmeklerle. Ekmek yerine kullandığım zaman üzerine bir şey de sürülebiliyor çok rahat. Evet, böyle şu anda böyle kısa kısa dipnotları verdim. Elden başlangıç yapmış olduk. Mesela 2 ay, 2,5 ayda işte şu kadar verdim deyip onun başlığı adı altında şekerden nasıl vazgeçtiğimi ya da farklı yemek tariflerini bu kanalda paylaşacağım. Gerçekten çok istiyorum. Umarım siz de devamını istersiniz bu videoların ve gelmesini istersiniz. Dediğim gibi önemli olan mutlu olmak. Yani sağlıklı olmak. Gerçekten kilo vermek amacınız değil, aracınız olsun. Öyle, benim videom böyleydi. Umarım sizi çok sıkmamışımdır. Yorumlarınızı aşağı
yazın dediğim gibi. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.